Doğum sonrasında oğlakların gerçekten annelerine ağız sütünü alıp almadığı, göbek bağlarının tantirdiyotla dezenfekte edilmesi, bunların hepsi birer önem arz etmekte. Evet. Bizler bu kadar eziyet çekiyoruz. Canlı hayvanla uğraşıyoruz sonuçta. Tabii onunla birlikte de bir de para kaybetmek istemeyiz. Evet, Sonuçta evet. para kazanmak için yapıyoruz biz bu işi. Bir tane yavrumuz öldü mü kendi yavrumuz gibi üzülüyoruz yani. Tabii ki. Elimizden geldiğince ilgileniyoruz, öldürmeye çalışıyoruz. Ve bütün sezon işte Evet. ağzına bakıyoruz. Süt sağacağız. Süt sağmak için oğlak doğumu olsun diye. Evet. Kış bakım beslemeleri o yüzden bu sezonlar için önemlidir. Kuru dönemlerinde hayvanlarımızın ek bakım beslemelerini gerçekleştiririz. Ki koş teke katımından önce de tekelerimize ek bakım besleme yaparız. Yazdan bakım çok önemli. Evet. Yaz bakımı hayvanın güzel oldu mu? İlikleri gelişti mi? Hı. Kışın her şeyi randımanı farklı oluyor yani. Yaz bakımı çok Yaz önemli. bakımı Evet. önemli. Kışa hazırlıyorsun. Anneyi, yavruya hazırlıyorsun. Evet. İkizliğine hazırlıyorsun. Yaz bakımı çok önemli. Yıl boyunca sonuçta bu hayvan bize süt verecek. Onun Evet. için yaz bakımı, Kazım'ın dediği gibi çok önemli. Bunlar da ek bakım beslemelerdir. Kuru döneminde doğumuna artık bir buçuk ay kala da keçilerimize ekstra bakım beslenmesi gerçekleşir. O yaz bakımı dahil içerisine girer. Ne olur? Bizim annemin doğuma hazırlanır. Süt için meme bezleri gelişir. Yavru gelişimi artar. Evet. Hatta şey olur, susuz kalmaması gerekir keçilerin bu Bir de mevsimlerde. yayılımı çıkma, ağıldan çıkma ve girme saatleri çok Aa, önemli. evet. Hayvanı şaşırtmamak Evet. lazım. Mesela aynı nasıl diyeyim size düzenli beslenme gibi. Atıyorum sabah 9'u çıkıyoruz, hayvan 9'u çıkacak her gün sabah. Ha 5 dakika 10 dakika önemli değil ama öyle bugün 9'da yarın 11'de gibisinden hayvanı şaşırtmaya gerek yok. Bizim mesela bir sabitimiz var. Her gün sabah 6.30 sahamı giriyoruz. Bitiyor, 8.30'da bütün işler bitiyor. bitiyor. Evet, 8.45, 9 o arada her gün hayvanlar çıkıyor yayılıma. Saat 12 gibi falan içeri giriyor. 12'de yatıyorlar işte saat tahmini 4-4.30 arası. Bir daha yayılama çıkıyorlar saat 7-7.30 kadar. 7-7.30 gibi bir daha sahamı giriyor. 9'da iş bitiyor. Herkes işine bakıyor. Ya bir Her de gün bir sabitleşmiş bir şeyimiz var. Herhangi bir hastalık, ustalık olmadıktan sonra bütün sabitliğimiz bu yani. sabit. Evet. Bunu zaten veteriner hekim hocam, Tahir hocam hep söyler. Önemli olan strese sokmamak. Dediğin gibi bunların hepsi birer stres kaynağı. Bakıcının işte hani zamanında yem vermemesi, Evet. düzenli olarak yem vermemesi, sağımın geç olması, erken olması, hepsi bu hayvan için bunlar birer stres Evet, kaynağı. evet. Şimdi onların saatini bildim zaten biz hiç şey yapmıyoruz. Ben telefonun saatini dahi bakmıyorum. Mesela akşam üzerleri ben gidiyorum. Sabahları babam gidiyor. Akşam üzeri ben mesela 4-4.30 gibi çıkıyorum. Ben bakıyorum. Hiç saati madde hiç bakmıyorum. Onlara bak kendi saatini ayarlıyor. Saat 6.30 7 gibi oldu mu kafaya kaldırıyorlar. Çiz artık ağal diyorlar. Başlıyorlar Evet. zaten. Saatimiz geldi diyorlar yani. Onlar da genelde sabitliyor kendine. Peki bölgede hayvancılık küçük baş azaldı. Epey bir Azaldı. azalma var. Ya bölge aslında zaten koyun bölgesiydi bildiğim Evet, kadarıyla. çoğunluk koyun bölgesiydi bizim bu bölge. Biraz dağlarda vardı keçi. Onlar da bayağı bir düşüş sağladı yani. İşte en son sizler aile işletmelerimiz olarak Evet. sizler kaldınız. Yani onunla bayağı bir azaldı. Onun için şimdi yeni nesilde fazla yapma gibi şey yok. Herkes dışarılara gideceğimle uğraşıyor. Yani herkesin yapacağı bir iş de değil açıkçası. Gençlere nasıl teşvik edilmeli bu işi yapmaları için gençler? Sonuçta sen de bir genç arkadaşımsın. Evet, ben nasıl teşvik edilmeli? Ben diye yani en başta kendi işin olaraktan. Yani ben mesela kendi işim olarak da yapıyorum bu işi. Mesela söylüyorum, herhangi bir şirkette birisinin emrinin altında çalışmıyorum. Herhangi bir yevmeli çalışmıyorum. Allah şükür Allah'a geçinip gidiyoruz ailecek. Yani kendi kendimizi işimizi yapıyoruz. Ya ben hep genç arkadaşlarımıza söylüyoruz sonuçta. Hep Sonuçta bir kendi işiniz yani. O Evet. yönden ben tavsiye ederim. Peki. Diyebilirler mesela çobanlık gibisinden ama artık bence çobanlık da güzel bir mesleğe dönüşmeye başladı. Yani Allah devletimize zeval vermesin.
o kadar keçi sütü değerlendi, dana eti, kuzu eti fiyat olarak değerlendi ki bu çobanlık mesleği ya da bizim kullandığımız bu hayvansal ürünler daha da değerli olacak. Evet. Yani daha da maddi anlamda değerli olacak. Ben her zaman gençlerimize söylüyorum. İşte şehirde yani abilerle, amcalarla konuştuğumuz zaman işte bizim çocuk da işte gitti fabrikada çalışıyor falan. Benim elimdeki zaten bu bir sermaye. Şu an bir keçiyi, en kötü keçiyi 7-8 milyardan aşağı evet, değil. Yok hayır, yok hayır. Eskiden olsa, 4-5 sene öncesi olsa belki derdin o zaman. Ya 300 liraya, 350 liraya oğlak satılıyordu, ben biliyorum. Evet. Götür usulü bir de ayakta. Evet. Ama şu an hani dediğim gibi en kötü keçi 7-8 milyardan başlıyor. Ve şu an maddi anlamda baktığımız zaman bizim elimizde çok büyük bir sermaye var. Evet. Bir de bu ana keçi olduğu için bu senin bir fabrikan. Evet. Süt sağımın için, yavru yetiştirmen için bu elinde bir senin fabrika bulunuyor. Tabii ilk başına döndüğünüz zaman sevmek gerek. Evet, sevmeden hiçbir iş yapılmaz. İçimizden çok özverili olduğu için bu özveriyi göstermek gerek. Evet. Aile olarak yapamasak da, gerçekten bakıcılarla bu işi yapacak olsak da, gece gündüzünüz olmadan, cenazeniz, düğününüz olmadan bunu bilip bu işe girmeniz gerekiyor. Evet. Çünkü Kazım'ın da bahsettiği gibi akşam 7 oldu mu da ağlına girecek bu hayvan. 7.30 dedi mi sığımı yapılacak. Memelerde asla süt kalmayacak. Hepsi evet. Tek tek kontrol edilecek. Tüm aşıları, tüm bakımları, her şeyi yani birebir kontrol edilmesi gerekiyor. Hayvanların içerisinde mutlaka gezip yem yiyip yemedikleri kontrol edilmeli. Gözleri mi akıyor, öksürüyor mu? Evet, o önemli. Oğlaklarımız birebir aynı. Mesela ben oğlakların içine her gün sabah akşam giriyorum. Evet. Sabah akşam tek öğün yemlemeyi yapıyorum. Hı-hı. Mesela açık bir yem veriyorum. Hı-hı. Her gün bir çuval yem veriyorum mesela söylüyorum. Bir öğünye giriyorum ama iki öğünün içlerini görüyorum. Evet. Herhangi bir yemeğim var mı, rahatsız var mı? Keyifsiz var mı gibisinden hemen ona göre yani ne kadar erken tedavi edersek o kadar avantaj. O tabii önlemini alman evet. Gerekiyor. Siz tabii bizler hayvan bakıyoruz ama bu yani bir yandan da hayvanlarımızın veterineri oluyoruz. Evet. Bütün aşılarını, bütün bakımlarını, işte parazit aşıları olmuş olsun, zorunlu aşılar, parazit ilaçları olsun, zorunlu aşılar olmuş olsun. Bunların hepsiyle birebir biz kendimiz ilgileniyoruz evet. Burada hayvanlarımızla. Evet, öyle. İlçe müdürlüklerimiz zorunlu aşılarımızı yapmakta. İşte Brusella olmuş olsun, şap veba aşılarımız. Bir de keçi için de işte Agalaxi aşımız var, süt kesen. Evet. Keçi ciğer ağrısı. Evet, karma aşılarımız. Karma aşılarımız. Dokuzlu karma, onbirli karma. Hı-hı. Hepsini vuruyoruz biz kendimiz. Bunları... Şimdi hatta bugün ciğer aşısı uygulamamız yapacağız. Evet. Nasipsi birazdan. Oğlaklarımızla. Oğlakları. Evet, ciğer, evet, ciğerlerinde herhangi bir sorun olmasın bizimle. Kesilecek. Onlar bir iki kez önüne gider olsa. Hem alan kişi memnun kalsın hem de evet. Biz herhangi bir zahat vermeyelim gibisinden. Evet. Birazdan şeyini yapacağız bununla. Mutlaka aşıları yapmalıyız. Hala çünkü aşı vurmayan yetiştiricilerim var. İşte karma aşı yapmayan. Paraziti biliyorlar artık. Parazit uygulamasını öğrendiler. İç dış parazitlerini. Ama aşı yaptırmayan yetiştiricilerim var. Mutlaka aşılarınızı yaptırın. Para olarak gözetmeyin. Yani hastalığın, kimse hayvanını hasta etmek istemez ama bir hastalığın süreye geldiği zaman da çok küçük, büyük kaybı var. Çok büyük kaybı var. Bir de bir an her şekilde bulaşabiliyor hepsine. Evet. Yani benim keçi işletmelerimden bir tabii bir yandan da bilmedikleri için de ya da yanlış yönlendirildikleri için de hayvanını hasta eden işletmelerimiz var. Evet. O yüzden de bu işi yapan kişiler varsa eğer onlardan bilgi almalı. Sonuçta bir canlının kaybı var elimizde. Kimse canlının ölümünü istemez. Para kaybını da asla istemezler. Evet, evet. O yüzden bu önlemleri bu işe başlamadan önce almamız gerekir. Mastitis mesela memenin mastitisli olması. Şu an biz sığım yapıyoruz. Elimizle mastitisi diğer memelerimize bulaştırabiliriz. Evet. Agalaxi süt kesen aynı şekilde. Memelerin iltihaplarıyla makineyle sağsak bile makine sığım sistemindeki temizliğin yetersiz kalmasıyla
memelere diğer rahatsızlıkları bulaştırabiliyoruz. O yüzden bunların hepsini birebir yetiştiricilerimizle konuşmalı. Sağım, hijyen, her şeye mutlaka dikkat etmemiz gerekiyor. Havalar da artık sıcakladı. Evet. Sabah sütümüz, akşam sütümüzü dikkatli sağmamız gerekiyor. Karıştırmamamız gerekiyor. Evet, biraz akşam sütüne önem vermek gerekiyor. Evet, akşam sütüyle sabah sütünü karıştırmamamız gerekiyor. Tankımız olur, olmayabilir, hiç fark etmez. Buzluklarda buzlu su yaparız. Evet, geceleri kaymak bozulur. Yüksek yere asarız. Gece akşamda dışarıya çıkıp onun kaymağını kırarız ki hava alsın, sütümüz bozulmasın. O süt bozulmuyor. Peynir çalını biliniyor. Peynir oluyor ama kalitesi düşüyor. Evet. Tabii kalitesi ne kadar kalitesi düşerse süt sattığımız kişi de o kadar memnuniyetsiz kalır. Evet. Onun için her iki tarafta sıkıntı yaşıyor. Evet. Evet. Süt önemlidir. Evet. Yani sabah sütü de akşam sütü önemlidir. Çünkü elimizdeki canlı bir materyal. Onu korumamız gerekiyor. Damızlıklarını bırakırken nelere dikkat ediyorsun? Genelde annelerine dikkat ediyoruz. Annelerine göre hareket edebiliyoruz. Genelde güzel keçilerin yavrularını bırakmaya çalışıyoruz. Yani çoğunlukla sana kötü mal taşımamaya çalışıyoruz. Onun için dişilerde annesinin sütünü yenilerince annesinin güzelce emmesini de dikkat ediyoruz. Atıyorum mesela 3-4 ay bir emme süresi, emzirme süresi gerekiyor. Yani öbür türlü olduğum büyümüyor fazla. Onun için onlar genelde dikkat etmeye çalışıyoruz yani. Evet, burada annemizin süt verimi önemli damızlığı ayırırken. Bir de yavrusunu benimseyip benimsememesi de önemli. Evet. Çünkü eğer yavrusunu benimserse yavrum daha fazla süt emdiği için daha kısa sürede bizim istediğimiz canlı ağırlığa ulaşmış oluyor. Evet. Damızlık ayırırken işte yavrusuna bakması, süt verimi, ikizlik, üçüzlük oranları, bunların hepsi dikkat edilir. Bunları tabii belli kayıtla, defterle de tutabiliriz. Veya zaten işletmelerimiz kendi içerisinde olduğu için hayvanları. Evet, biz şimdi mesela atıyorum 100 tane hayvanım varsa benim, 1000 tane hayvanın içine girse ben 1 tane hayvanımı çıkarırım. Verirsin. Öyle diyeyim size. Evet. Yani hepsine A'dan Z'ye adlı yazılı. Herhangi bir şey. O yüzden işletmelerimiz birebir hayvanların içerisinde olduğu için hangisinin ikiz olduğunu, hangisinin üçüz olduğunu bir önceki anneannesini bile rahatlıkla bilirsiniz yani. Evet. Ama bu tarz hani bakıcı gibi bir yöntemimiz varsa, her an doğum esnasında orada bulunamıyorsak bir kayıt defteri bulundurabiliriz. Rahatlıkla kayıt defterinde 200'lük, 300'lük oranı, yani çok basit usulde numaralar verebiliriz. İşte bazı projelerimiz vardır, işte halk elinde ıslah projelerimiz. O projelerde mesela doğum ağırlığı alırlar. Baba kaydı varsa baba kaydı verirler. Bunların hepsi rahatlıkla kayıt olarak tutulabilir. Bir sonraki aşamada eğer işletmemizi daha büyük modernize yapmak istiyorsak şayet, kayıtlı bir işletme adı altında pedigreli bir sisteme dönüşmüş oluruz biz. Bu da bizim geleceğimiz için gerçekten kaydı olan, pedigrisi, soy kütüğü olan bir işletme olup damızlık satışımızda ekstra fark getirmiş oluyor. Çünkü anne kaydı, baba kaydı biliyorsak, bizler mesela zanenin işletmelerimizde vardır ve diğer programlarında da mevcuttur işte. Anne baba kaydı, soy kütüğü belli olduğu için rahatlıkla gidip teke aldığımız işletmelerimiz var. Evet. Çünkü aşıları biliniyor, işte hastalıktan ağrı olduğu biliniyor. Bana rahatlıkla annesinin işte ya da teyzesinin laktasyonda ne kadar süt verdiğini bilgisini verebildiği için ben oraya gidip tekemi alabiliyorum. Ya para olarak da tabii biraz piyasaya göre daha yüksek para ödemiş oluyorum. Sizler herhalde tekelerinizi değiştiriyorsun. Evet, yıllık her yıl değişiyoruz. Her yıl yani yeniliyoruz. Tabii. Mesela bu yılın olanları seneye iş görüyor. Önümüzdeki yıla yani. Önümüzdeki yılda. Evet, bu yıldan ayırıyoruz. Biz koyuyoruz, atıyorum önümüzdeki sene onları kullanıyoruz. Mesela geç seneden ayırdığımız var şu anda 5 tane. Bu yıl 5 tane onları ayırdık. Bu yıl onları katmıyoruz. Her sene yeniliyoruz. Her sene yeniliyorsun. Evet. Tekelerimizi de mutlaka yenilemek gerekiyor. Koç için de geçerli bunlar. Daha sonrasında kardeşlenmeye yol açıyor ve anormal hastalıklara sebep oluyor. O yüzden de
Yani her sene imkanımız yoksa eğer 2 ya da 3. jenerasyondan sonra mutlaka erkeklerimizi yenilememiz gerekir. Aile işletmelerimiz burası. Tek akıtımı gerçekleşiyor. İşte mevsimsel olarak tek akıtımı gerçekleşiyor. Bazen suni tohumlama yapabiliriz. Bölgesel olarak çok fazla bizde gezip gördüğümüz işletmelerimizde suni tohumlama mevcut değil ama suni tohumlama gerçekleşebiliriz. Sınıf usulü şekilde doğum gerçekleştirebiliriz. Belli bölmeleri ayırarak işte evet. 25 dişiye bir erkek şeklinde sınıf usulü doğum gerçekleştirebiliriz. Bunların hepsi bahsettiğimiz gibi, her zaman söylediğim gibi pazara bağlı. Pazardaki duruma göre değişiyor. Bizler burada asıl doğum yaptırıyoruz. Yıl boyunca süt sağıp süt satmak için. Bir de bakımı kolaylığı olsun gibisinden düşünüyoruz herhalde. Atıyorum elinden geldiğince dışarıdan damızlık hayvan almamaya çalışsın. Kendi damızından üretirse. Evet. Mesela benim çoğunluk olaraktan atıyorum annesinin yavrusu, yavrusunun teyzesi öyle gibisinden. Onun için hem yayılım konusunda evet. bir sıkıntı yaşamıyoruz. Kendi huyunu evet. biliyorsun yani hayvanının. Atıyorum birbirini ayırmıyorlar. Güdüm olaraktan kolay oluyor. Ondan sonra birbirlerini tutuyorlar. Atıyorum birbirine dövüşmüyorlar evet. eline geldiğince. Evet. Onun için kolaylık oluyor yani. Evet. Bunu söylediğine istinaden pazardan hayvan almak da var mesela. Pazardan hayvan almayı biz önermiyoruz. Önermiyoruz. Evet. Ama alındığını da varsayarsak eğer kendi sürümüze sokmadan önce bir hafta iki hafta dışarıda bir yani bak koyabileceğimiz bir yerde bulunmalı. Orada aşıları, ilaçları yapılıp o şekilde sürümüze sokmamız gerekiyor. Hayvan almak gerekiyorsa bildiğimiz işletmelerden almalıyız bunları. Evet, genellik olarak bildiğin toplu işletmelerden evet. alması daha iyi olur benim evet. görüşüm. Çünkü ya bildiğimiz işletmeden sonuçta şey her halükarda hastalık oranı düşük oluyor. Düşük oluyor. Evet. Hastalık olsa bile olmadığını varsayıyorlar. Evet. Ya bir de bizim işletmelerimizde şey vardır. Hastalık gelse dahi kimse söylemez. Evet. Ama hayvanını satar. Bunu hayvanının hasta olduğunu bile bile satarlar ve bunun bölgeye yayılmasına sebep oluyor. Evet, onun için sıkıntı yaşanıyor. Evet. O yüzden dışarıdan yani hayvan alınmamalı. Kazım'ın da dediği gibi kendi sürünüzle, tabii kendi maddi imkanlarınızla, sonuçta para ihtiyacınız varsa damızlıklarını satarsınız. İşte 3 tane, 5 tane, 8 tane kendinize bırakırsınız. Evet. O da belli bir zaman içerisinde gelişmiş oluyor. Keçinin avantajı küçük baş. Kısa sürede ürüyor. Evet. Yıl boyu süt sahabiliyoruz. Yılda iki sefer doğum yaptırabiliriz rahatlıkla. Tabii bakım evet. ve beslemesini mutlaka öngörmek gerekiyor. Küçük hayvan, acil para ihtiyacımız varsa hemen paraya dönüştürebiliyoruz. Evet, evet. O kolaylıklar çok geldi. Adaklık lazımdır. Hemen evet. para lazımdır. Hemen kısa sürede paraya dönüşür. Gübresi paradır. Evet. Her şeyi para Allah'a şükür. Evet, gübresi paradır. Var yani. Kılı zamanında paraymış. Artık kıl falan satılmıyor. Ama öyle yani bir. Bunlar zaten kıl keçisi olduğu için. Yani kıl Bunun falan gibi. Satılmıyor. Evet. O yüzden her şekilde sütünden, gübresinden, kılından, tüyünden rahatlıkla keçimizden faydalanıyoruz. Evet. Bölgede yapmak istediğimiz hangi bölge varsa yetiştiricilerimizle iletişim halinde olsunlar. Sosyal medyadan bana da yazabilirsiniz. Bahsettiğim gibi ilçe müdürlüklerimizdeki veteriner hekim arkadaşlar, koyun keçi birliklerimiz, sizlerin bu işi yapmanız konusunda, koyun ve keçi yapmanız konusunda size öngörüde bulunurlar. Olumlu olumsuz her şekilde size detayıyla anlatırlar. Ben de elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışıyorum. Bu şartların varsa yapabilirsin, bu şartların yoksa abi hiç girme. Evet. Sen kendi işin ne vardır? O işinde devam et. Çok mu yapmak istiyorsun? 25 tane, 30 tane ile bir başla. Evet. Evin bahçesinde dahi yapabileceğin kadar. İşte kendi peynirini yaparsın. İşte kendi torunların evet. vardır, çocukların vardır. Böyle bir bahçede değildir, ekmişindir. Evet, evet. Terle çevirmişindir. Evet. İlk başlangıçta çok yükseğe girmen gerek bence. Evet. O şekilde yapabilirsiniz. Son olarak söylemek istediklerin? Son olarak söylemek istediklerim sadece bir yani devletimizin bizi destek vermesinin şeyi sadece mera evet. şu an görünürde.
herhangi başka Allah aşkına bir desteğe ihtiyacımız görünmüyor yani. Bizler yani... Gerek yem desteği, gerek mera desteği. Onlardan baş bir sorunumuz yok yani. İşte bu siz bizler zincirlemeyiz. Sizler, bizler, kanalımız, bakanlığımız. Hepimiz birbirimize bağlıyız. Evet. Yani sizler olduğunuz sürece bizler varız, kanalımız var. İsteklerimiz, dileklerimiz kanalımız vasıtasıyla umuyorum ilgili yerlere ulaşır, ulaşıyordur. Burası aile işletmesiydi. Kazım arkadaşım, genç bir arkadaşım. Sizleri koruyup kollamak zorundayız. Evet, tamam. Yani sizlerin son nesil olmaması, senin bu işi yapman, çocuklarınla birlikte, ailenle birlikte bu işi büyütmen. Meran konusunda da daha büyük bir işletme, daha modernize bir işletme olman dileğiyle. Evet. Bize vakit ayırdın. Çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Ayağınız sağlık. Çok mersi. Çok sağ olasın. Evet Çiftçi TV izleyicileri, Kazım'la güzel bir sohbet gerçekleştirdik. Ben keyif aldım. Umuyorum siz de izlerken keyif almışsınızdır. Bir sonraki programımızda görüşmek üzere. Bereketli günleriniz olsun.